Hayırlı Ramazanlar pek sevgili geyikler. Haftalık haberler başlıyor. Ülkemizde her gün yapılan zamlara bir yenisi de Netflix tarafından eklendi. Fiyatları %50 civarında arttıran Netflix, aynı hesabı 38 kişi beraber kullanan gençleri derinden üzdü. Görünen o ki dijital platformların sayısı ve fiyatı arttıkça bazı eski alışkanlıklar geri dönebilir. Ufukta Better Call Saul göründü! Yelkenler fora! Forsaları kırbaçlayın! Hem de 5 sezon birden! Ganimet mod olacak arkadaşlar! Silahlarınızı kuşanın! Ablalarınızı ayarlayın! Bu balık nereden baksa saniyede 10 megabayt ister! Hocam sizi temiz köpekleri! Hocam sizi beleşçiler! Size gidip binge watchingçiler! Film manyakları! Hocam! Son dakika aldığımız bir habere göre Warner biraderler Robert Downey Jr.'ın yapımcılığını üstlendiği 2 adet Sherlock Holmes dizisinin yapımına başlayacakmış. Diziler filmlerde hiç görmediğimiz bazı karakterlere odaklanacak. Hatta aynı evrende geçecek olmasına rağmen Robert Downey veya Jude Law'un karakterlerini görüp görmeyeceğimiz bile belli değil. Cumber Baby Sherlock'un ise konuyla hiç ilgisi yok. Oysa televizyon Sherlock'u deyince bizim aklımıza ilk o gelirdi. Hop hop, ortada kuyu var, yandan geç. Konuşma lan Benedict Cumberbatch. Havanı yesinler, görenler kim bu kaba kuvvet desinler. Elinde telefon hava atana kafa atarım. Beni kızdırma, o kemanı götür. Hop Junior'ım, unuttun galiba, aile var burada. Bunlar daha başlangıç hacı cavcav, sen dur daha. Gel anlaşalım Junior'ım, sen kastan yürüdün, ben zekadan. Zihin sarayına girerek kurtulamazsın belada. Ben elit taraftayım, sen ise avam. Yeni filmin vizyona girsin, sana da kafam. Ben Shakespeare oynadım, sen demir adam. Sen paradan haber ver, paradan. Senin Sherlock galiba biraz kafadan sakın. Ulan senin Sherlock'u yazan da Steven Moffat. Hayda. Sandın yara. Birlikte görmeyi nedense çok arzuladığımız Scarlett Johansson ve Chris Evans, Apple TV için geliştirilen Project Artemis isimli bir filmde yan yana olacaklar. Film hakkındaki tek bilgi, hikayenin uzay yarışı ile ilgili olacağı. Peki Captain America filminde yalandan öpüşebilmiş ikili, acaba bu filmde doğru düzgün öpüşebilecekler mi? Bu kadar güzel iki insan yan yana gelince güzellik reseptörlerimiz havaya uçacak mı? Peki en güzel pop ödülünü Chris mi hak ediyor yoksa Scarlett mi? Tüm bu soruları fanlara sorduk. Oh my god. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Who invited this? Get your ass on. Aras Bulut İğnemli'nin Atatürk'e hayat vereceği Disney Plus dizisine Emma Watson da katıldı. Yanlış duymadınız. Atatürk ve Hermione'nin maceralarının anlatılacağı dizinin müziklerini ise Hans Zimmer'in yapacağı söyleniyor. Tahmin ediyoruz ki Kazım Karabekir'i de Jared Leto, İsmet İnönü'yü Tom Holland, Nene Hatun'u Zendaya, Osmanlı Tokadını Will Smith ve Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı 275 kiloluk top mermisini de Dwayne The Rock Johnson canlandıracak. Warner Bros'lar ve DC yetkilileri son zamanlarda el aleme dayak ve sağda solda kavga çıkartma skandallarıyla adından sıkça bahsettiren Ezra Miller'ın geleceğini konuşmak için acil bir toplantı düzenledi. Söylentiye göre toplantıdan çıkan ortak karar ünlü oyuncunun gelecek projelerini durdurmak oldu. Kısacası aceleye gelmiş senaryolar, iptal edilen devam filmleri, laçka olmuş bir ortak evren durumlarına bir de kavgacı olduğu için kovulan başrol oyuncusu da eklenince resmi olarak Allah DC film evreninin belasını vermiş oldu. Ezra Warner kardeşler tarafından hak ettiğini bulmuş ve işten atılmış. Alkışlıyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen hafta feryat eden Darth Baba'ya cevap vermek için yayınımıza bağlanmak isteyen bir isim var, evet. Yoksa oğlum mu? Hayır, oğlanın amcası. Bir saniye, oğlanın ben amcası değilim, ben amcasıyım. Eski ustam Obi-Wan, demek sen geldin. İşte şimdi çember tamamlandı. Bırak şimdi çemberi bende. Müge Hanım, siz bu adama bakmayın. Buraya çıkıp kendini acındırıyor ama bu adam çok kötü biridir. Karısını boğdu, hocasını camdan attı. Hadi onları geçtir, bir sınıf dolusu küçük çocuğu doğradı bu. Darth Bey, doğru mu bu? Müge Hanım, yalnız bütün bunların bir sebebi var. O öğrenciler ne kadar haylazdı biliyor musunuz? Hiçbiri derslerini çalışmıyordu Müge Hanım. Derste konuşuyorlardı. Müge Hanım, bakın eğitimci gerektiği zamanlarda şiddete başvurabilir. Ama yani küçük bir fişe olarak. Ama yani burada beyefendinin yaptığı da çok normal bir şey değil. Küçücük çocukları ışın kılıcıyla ikiye bölmüş. Yani çağımız için pek uygun bulmuyorum Müge Hanım. Müge Hanım el yapıyor. Söyleyin el yapmasın. Ay bağlantı koptu ya. Neyse ben
kanalizasyonlarına götüreyim. Bu hafta Hafize Anna'yı Ninja Kaplumbağalar dolandırmış. İlk 3 sezonuyla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Shingeki no Kyojin 2020 yılında başladığı final sezonunu bu senede bitiremedi. Geçtiğimiz günlerde final sezonunun son bölümünü izlediğimiz dizinin final sezonunun son parçasını 2023 yılında yayınlayacağı duyuruldu. 3 yılda tek bir sezonu izlemeyi başartan dizi nereye varacak göreceğiz. Ama dikkat etmezsek devlerin sofrasına meze olabiliriz. Beni yiyecek misin? Hayır. Niyetliyim. Netflix'in en çok izlenen işlerinden biri olan Witcher 3. sezon... Bir dakika. Netflix'in en çok izlenen işlerinden biri olan Witcher 3. sezon çekimlerine başladı. Yeni sezonda Ciri'yi çeşitli tehlikelerden korumaya devam edecek olan Geralt'a çekimler hakkında çeşitli sorular sorduk ve cevap almaya çalıştık. Geralt Bey affedersiniz, uzun zamandır kafamı kurcalayan bir soru var. Acaba diyorum 3. sezonda rolünüzü hazırlanırken dramaturjik altyapıyı ve karakter analizini düşünerek Eric Morris yöntemini mi tercih ettiniz? Fuck. 2000'li yılların efsane oyunlarından ruhumuza bıçak sokup üstüne tuz döken Max Payne serisinin ilk iki oyununun yeniden yapımı geliyor. Oyunun orijinal geliştiricisi Remedy stüdyoları ve Rockstar'ın yeniden bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan bu iki oyun şimdiden oyun severleri mutlu etmeyi başardı. İşte böyle. Bilmeyenler içinse oyunun atmosferi aşağı yukarı şöyle. Sabah. Tenimi deşen acının adı lahmacun. Ve yatağımdaki yabancı yüzler. Gecenin günah çeşmesinden lıkır lıkır içmenin bedelini sabahın köleleri öderler. Pişmanlığın vücut bulmuş halinin adıdır. Reflü. Ama reflü dediğin şey nasıl geçer ki? Evimize güneş girmiyor olacak ki bu hafta da doktor gene geldi. Ve Multiverse of Madness'tan yeni bir fragman getirdi. Fragmanda daha önce hiç görmediğimiz çılgın sahneler ve daha önce gördüğümüz çılgın sahneler mevcut. Çılgın olmayan sahneler de var. Tabii ki filmle ilgili en çok heyecanlandığımız şey What If dizisinden tanıdığımız kötü Doctor Strange. Allah insanı kendi kötü versiyonuyla tanışmaktan esirgesin inşallah. Hoş gelmediniz sizi sersem, şapşal ve tavus kuşu kılıklı geekler. Bu hafta da geberip gittiği için sevindiğimiz başka bir oyuncudan bahsedeceğiz. Alo, Marvel mı? Yattı mı para? Tamam, gömüyorum o zaman Batman'i. Tam da Chris Pine'ın eblerini ve de 3-5 tane meme koymayı da ihmal etme. Hadi defol. Tamam abi. Gerizekalı. Adam öldürünce karnını keseceksin, kulaklarını keseceksin. Sağ ol pislik. Kes lan gerizekalı. 27 kişi kovalım derim ben. Ardından 28 kişi işe alırız. Bir kişi kâra geçmiş oluruz. Teşekkür ederim. Aferin sana pis herif. Hoş geldiniz pek salak geekler. Artık bundan sonra hahayı ben sunuyorum. Şimdi sıra sizden gelenlerde. Bir kez daha Kekekek programı seyircimizi ortadan ikiye böldü. Rollerin değişmesinin formata dinamiklik kattığını söyleyenlerin yanı sıra değişen rollerin kafa karıştırdığını iddia edenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazla. Program şimdiden tartışmalar yaratmışken Yeşil Lord büyük resmi gördü ve Will Smith'in attığı tokadın en çok geyik yapara yaradığını iddia etti. Aziz Can Kurtaran ve Zag ise Kekekek programının Türkiye için çok uygun bir konsept olduğunu savundu. Ne demek Türkiye için? Siz vatan haini misiniz? Programda Cevdet Caner'in yaptığı tokat şakası tokatlı sivil toplum örgütlerini sinirlendirirken Tufan Karadayı Samsun Spor bayrağı açmak için aradığı bahaneleri sıraladı. Sizin için kendimizi feda ederek birbirinden kötü filmleri izlediğimiz ve eleştirdiğimiz koltuk sohbetlerimiz yine birçok hayat kurtardı. Morbius incelememizi izledikten sonra filme gitmekten vazgeçen Arzu Mamedova bize hayır duaları ederken atanamayan öğrenci adeta bir gömüş festivali niteliğindeki videomuz sayesinde rahata ermiş. Oldukça kaliteli sohbetlerin döndüğü videonun karanlık köşelerinde ise incit, geek yapar bozdu diyenlerin suratlarına karşı adeta meydan okurken Mortae Morbius filminin kötülüğünün altını çizerken bir yandan da ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu cümle aleme gösterdi. Aferin Mortae.
Geçtiğimiz haftanın Haha programında Hilal'in Müge canlı olarak performansı çok beğenildi. Hatta beğenilmekte kalmadı, bu performansın ayrı bir program olması gerektiği iddia edildi. YouTube kanallarının tadından çok iyi anlayan Sinan Aydın, kanalımızdan uzun zamandır almadığı tadı aldı. Her gün kanalımızın kapısında yeni video atılmasını bekleyen Bedensel Mete, Deniz'in de Geek Yapar'daki üşenme hastalığına kapılmasından korktu. Hepimizi sıradan geçiriyor anlaşılan. Artık kaçıncı eraya başladığımızı unuttuğumuz günlerde Enes Kanat, Geek Yapar'ın ikinci eraya girdiğini iddia etti. Ve tam geek olmalık bir yaşa yarışan Hıdır Gürbüz, sosyal medyadaki çaresizliğine rağmen bize destek olmak için yaptıklarını anlatarak kalbimizi fethetti. Ha programındaki Doctor Who özetimizi izleyen Melisa İzcan'ın gözleri dolarken, sadece Morbius inceleme videomuzun arka planında kullandığımız Doctor Who portresi bile Uygur Görmez'i duygulandırmaya yetti. Doctor Who'ya başlamaya gözü korkan fakat bizim videomuz sayesinde izlemeye karar veren Budur A, Doctor Who'yu da buradan öğrenemezsin diyen Miro Tankian sert çıktı. Yapma Miro, toy geekler de vardır. Eğer siz de takipçilerimizin gözünden kaçmayan bu emeği takdir ediyor, bir de üstüne bu içeriklerimizden her hafta gelmeye devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, çana tıklamayı ve bölümü paylaşmayı unutmayınız. Böylece Müge canlı geek dünyasındaki kayıpları aramaya devam edebilir, akademideki tokatlar tartışılabilir, Mert Arda sevdiğini haykırabilir, hatta belli mi olur, Sena Çakır'ın hayalleri gerçek bile olabilir. Tüm bunlar gerçekleşene kadar hoşçakalın, geekle kalın. Fes kelimesini kullanarak herhangi bir festival ismi türetmiş olan var mı sizce? Fes festivali falan. Osmanlı festivali. Mesela festival yazıyor yanında. Fes resmi var. Ya da sizce anlaşılır mıydı? Fezleke var öyle kelime. Fezleke. Fezleke ne ya? Böyle böyle bir şey miydi fezleke? Fezleke ne? Bir eğlence türüydü müydü? Fezleke neydi? Yok, devletle alakalıymıştı, pardon. Ha, devlet falan ayarlıyordu. Olsun mu? Fezleke. Bir şey söyleyeceğim. Fezleke ne? Hakikaten. Mezdeke var. Onu diyor musun? İşte yemin ederim onunla karışmadı mı bariz bir şekilde? Mezdeke ne? Mezdeke mi? Evet. Mezleke mi? Mezdeke. Mezdeke dans grubu. Dans grubu mu? Evet. Dans eden kızlar. Ha öyle mi? Evet. Etkinliğin adı değil mi mesela? Evet. Hadi gelin mezdeke ayarlayalım falan. Mezleke. Mezdeke. Ha, bilemedim. Dün mezdekeye gittik mesela. Mezdekeye gidip mezdekede oynadık. Bence öyle bir şey.